Merhaba sevgili izleyiciler. İzmir'in dünyaya açılan penceresi, İzmir'e dair Dev TV'den merhabalar. Ben evinizin astroloğu, astrogeni Aysel Yıldız Bakan sizlere bu hafta yine astrolojik olarak öngörülerimizi yapıyor olacağım. Bu hafta 28 Ekim 3 Kasım haftasını anlatıyor olacağım. Geçtiğimiz haftada yaptığımız öngörüler ne yazık ki ülkemiz ve dünya ile ilgili gerçekleşti. Bu haftayla ilgili de yeniden sizleri altını çizerek uyarmak istiyorum. Bu hafta bizim için çok önemli bir hafta, tüm dünya için önemli bir hafta. Astrolojik göstergelerimiz de adeta kırmızı ışıkla alarm veriyor, dikkat alarmları veriyor. Özellikle güvenlik açısından bunu altını çizerek en başta söylemek istiyorum. Evet, bu hafta bizim için çok önemli, ülkemiz için. Çünkü Cumhuriyetimizin doğum gününü kutluyoruz. Doğum günün kutlu olsun Cumhuriyet. Her ne olursa olsun ilelebet yaşayacak ve payidar kalacaksın diyoruz. Ve bütün ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarımıza teşekkür ederek onlara minnettarlığımızı sunarak başlıyoruz. Bu hafta 28 Ekim Pazartesi günü gökyüzünde Mars-Neptün arasında bir su üçgeni ile başlıyor. Fakat Venüs ve Satürn'ün kare açıda olması bir tarafta attığımız adımlarla ilgili hayal kırıklıkları veya sahneye çıkma arzularımız, aynı zamanda da Venüs ve Satürn'ün kare açısı bize ilişkilerde kırılma noktalarının, gerginliklerin, zıtlaşmaların ve zorlukların kısıtlayıcı engellerden bahsediyor. Tabii ki de bizim astrolojik olarak her yıl güneş derecesi o derece ve dakikaya geldiğinde doğum gününü yeni bir haritayla kutlarız. Bizim astrolojik olarak doğum günümüz Pazartesi günü oluyor aslında, bunu söylemek istiyorum. 28 Ekim Pazartesi günü sabah saat 08:58'de ülkemizin doğum günü oluyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Ona göre çıkarttığımız haritaları da az sonra size gösteriyor olacağım. Şimdi ülkemizin doğum gününden geçerken çok önemli gökyüzü olayları var. Bir Atlas kuyruklu yıldız adını verilen bir kuyruklu yıldız var. 2023 yılında keşfedilmiş bir kuyruklu yıldız ve bu kuyruklu yıldız geçişlerini bazıları uğurlu, bazıları da uğursuz sayar. İşte bu kuyruklu yıldızın yaklaşık bir 10 günlük bu gökyüzünde bizim gördüğümüz, görünür olduğu süreç içerisinde güneşe en çok yaklaştığı gün, günberi olaylarında olacak. Ama hemen akabinde hafta sonuna doğru bu kuyruklu yıldız Spica yıldızından geçecek. Spica yıldızı da şanslı bir yıldızdır. Tarkan yıldızı deriz biz buna. Orada da artık bir taraf şans, bir taraf şanssızlık diyebiliriz. Dolayısıyla biz Pazartesi günü olarak ülkemizin doğum gününü Solar Return haritasını kutluyoruz. Tabii ki de 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramımız. Buradan da bunu belirtmek istiyoruz. Haftaya geçtiğimiz zaman 31 Ekim Perşembe günü Merkür-Uranüs karşıtlığı var. Bu Merkür-Uranüs karşıtlığı sosyal medya kapanmaları, internet kısıtlamaları, işte bant küçültmeleri falan diyorlar. Bu gibi olaylara olasılıklar olduğu gibi yine öğrencilerin isyanı ya da gençlerin başkaldırısı bir şekilde isyanı ya da borsa, coin, bitcoin gibi para piyasalarında ani dalgalanmalar, iniş çıkışlar, yükselişler ya da çakılmalar olabileceğini söylemek istiyorum Perşembe günü. 1 Kasım Cuma gününe geldiğimizde ise o günde bir yeni ayımız var. Akrep Burcu'nda 9 derece 35 dakikada gerçekleşecek olan Akrep yeni ayımız var. Bu Akrep yeni ayımız da oldukça manidar bir süreçte başlıyor. Akrep Burcu biliyorsunuz ki bizim astrolojik haritamızda 8. evdir. Aslında bir ölüm döngüsü gibidir. Böyle biraz krizlerin olduğu bir şeydir.
Dolayısıyla yeni ayın haritasına baktığımızda ise Merkür, Mars ve Neptün arasında bir su üçgeni var. Biz buna altın üçgen deriz, golden triangle deriz, büyük bir su üçgeni. Bu duyguların akışı, olayların akışı, hız kazanması, bu iyilik, iyileşme, şifalanma anlamında da olabilir. Çok hızlı duygusal galeyanlara gelmek anlamında da olabilir. Burada da yine dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü her olasılık kendi içerisinde farklı olasılıklar barındırır. Ve ben 2020 yılına girerken yaptığım öngörülerimde astrologlar dahi öngörü yapmakta zorlanacaklar. Böyle bir zaman dilimleri geliyor demiştim. İşte o zaman dilimine Türkiye Cumhuriyeti'nin haritası da geldi ve bir kırılma noktaları yaşanıyor açıkçası. Yine burada Mars-Plüton karşıtlığı devreye geliyor ki bu çok bizim korktuğumuz, dikkat ettiğimiz, burada isyanın, patlamanın, Plüton mafya demektir. Mars orada vatan savunması demektir. Yani terörle ilgili konular, mafyatik konular, her türlü baskı ve basınç konularını bahseder. Tabii ki de bu yeni ay doğa olaylarını da tetiklemek konusunda oldukça hassas ve kritik noktada. Şu sıralar dikkat edilmesi gerekiyor. Güvenlik açıklarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde Venüs ve Jüpiter'in karşıtlığı ve Venüs'ün de Jüpiter'in de gölge taraflarının, yani zaten haftanın enerjisi gölgelerin gücü olarak belirttim sizlere. Burada Venüs istek ve arzular, yay burcunda olması, hak, hukuk, adaletle ilgili istek ve arzular, hukukun, adaletin yerine gelmesiyle ilgili konular. Jüpiter ise ikizler burcuna bu söylenenlerin, bu inançların, bu yapılanların birbirleriyle, yani söylenenle yapılanların ya da inançlara ters söylemlerin olacağı anlamında bize bir işaret veriyor. Aynı zamanda Şiron'un yaralı şifacı dediğimiz bir sentördür. Aynı zamanda Venüs ile 120'lik açısı ve Jüpiter ile 60'lık açısı, bu Jüpiter ve Venüs karanlık tarafları demek. Biz astrolojik haritalarda bu iki iyicili aynı zamanda ölüm göstergeleri olarak da görürüz. Şiron'la yaptıkları açıların bu geçmişte ya da kaybettiklerimiz, bu şehitlerimiz de olabilir, bunların yaralarıyla ilgili, acılarıyla ilgili konularında yine bir şekilde iyileştirmeye yönelik de olabilir. Bu acıların ortaya çıkması, yenilenmesi de olabilir diyebilirim. Şimdi burada bir sabit yıldızımız var. Bu yeni ayın üzerinde Nusakan adında bir sabit yıldızımız var. Bu Nusakan sabit yıldızı, şu gördüğünüz taç, kral tacı gibi, orada görüyorsunuz o yıldızı, Corona Borealis dediğimiz bir takım yıldızının bir parçası aslında. Orada fakirler anlamına geliyor. Bu özellikle dilencinin kasesi demek. Nusakan dilencinin kasesi anlamına geliyor ve fakirler anlamına gelen bir yıldız ve burada Arap, Suriye, Tunus gibi bölgeleri, buraları gösteriyor ve burada aynı zamanda mitolojisinde, şimdi uzun uzun anlatmak istemiyorum, siz araştırırsanız eğer göreceksiniz, bakire ve bakireliği anlatıyor. Ve burada hava, tarım olayları, hava olayları, tasyonla ilgili konular, burada hakka taciz, tecavüz gibi konular, bu da yine bunları anlatan bir durumda Nusakan sabit yıldızıyla birlikte. Evet, bunları anlattıktan sonra şimdi sizlere önemli olan, geldik zurnanın zırt deliği dediğimiz yere, hiç konuşmak istemediğimiz, hiçbir astroloğun bunun üzerine konuşmak istemediği zaman dilimine. Aslında bu tüm zaman dilimi, geçtiğimiz şu zaman dilimlerinin tümü zorlu, fakat bazı yerler var ki böyle imleç atılmış gibi daha hassas, daha kritik olması gerekiyor. Tıpkı geçtiğimiz hafta TUSAŞ'ta olan o saldırıyla ilgili o günü, tarihi bir şekilde sizlere irdelediğimiz gibi, işte yine 3 Kasım'ı da sizlere burada çok dikkatli bir şekilde aslında uyarmam gerekiyor bir astroloğunuz olarak. 3 Kasım Pazar gününe geldiğimizde ise burada Mars ve Plüton'un kesin partil olarak dediğimiz
karşıtlığı devreye giriyor. Aynı gün içerisinde Jüpiter ve Venüs'ün de karşıtlığı. Açıkçası bu biraz korkutucu ve ürkütücü bir durum. Bunu söylemek istiyorum size. Çünkü burada bir sabit yıldız da var. Onun yükseleninde burada olan durumlar, ya Oğlak, Plüto orada, yani tam düşmanlar, açık düşmanlar, iş konuları, yani piyasalar biraz karışık. Hani iş piyasaları da, nasıl anlatayım artık buradan, siz beni lütfen gözlerimden algılamaya çalışın, ses tonumdan algılamaya çalışın. Her şeyi burada konuşamıyoruz, apaçık söyleyemiyoruz ama siz beni çok iyi ve doğru bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Şimdi ben burada Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasını vermek istiyorum. Biz yıllık öngörüleri yaparken ülkemizin doğum günüyle ilgili vermek istiyorum. Çünkü haftayı dilim döndüğünce aktardım aslında. Bu haritada, şu gördüğünüz haritada, Solar Return haritasıdır bu. Türkiye'nin ilerletilmiş haritalarından bir tanesidir. Burada güneşimizin doğum anının o derece ve dakikada aynı yere geldiğinde tekrar eden döngüsü anlamındadır. Burada çok önemli bir gösterge var. Anın yükseleni 21 derece Akrep Burcu'nda görünüyor. Ankara'ya göre çıkarttığımız haritada ve İzmir'e göre 21-22 derecelerde görünüyor. Merkür de tam üzerinde. Merkür 22 derece Akrep Burcu'nda, Unukalhi denilen bir sabit yıldız var burada. Anın yükseleninden ve oradaki Merkür'den bahsediyorum. Merkür gençlerimiz, Merkür zihin yapımız, Merkür ilişkilerimiz, iletişimimiz, ticaretimizdir. Ve Akrep Burcu'nda olması demek unutulmayan, unutulmayacak kin, nefret, içeride yatan konular, karanlık fikirlerden de bahseder. Şimdi ben sadece sabit yıldızın etkilerini anlatacağım. Burada eğitim ve ticarette engellemeler, büyük kayıplar akabinde, bu engellemeler nedeniyle büyük kayıplar. Unukalhi sabit yıldızının Türkçe anlamı, meali, yılanın kalbi demek zaten. Yılanın kalbi nedir? Kötülüğün kalbinde yatan, o karanlık güçlerin, gölge güçlerin kalbinde olan, artık özündeki en karanlık yer, en kirli yerdir. Burada yine kazalar, başarıda düşüşler, bu düşüşler sonucu yıkımlar, sahtekarlık, kötü şöhret, depresyon, zihinsel rahatsızlıklar, zalimlik, zehir, enfeksiyonlar, yani sağlıkla ilgili konularda da yine enfeksiyonlar, kural tanımazlık, taşkınlık, tehlike, cinnet, krizler, sahtekarlık ve ilaçlarla ilgili konulardan gündemleri veriyor Unukalhi sabit yıldızı. Ve bizim bu yıl Solar Return dediğimiz doğum anı haritamızın anın yükseleninde bu sabit yıldız var ve Merkür'de de bu sabit yıldız var. Demek ki biz gençlerimizi ve akıl sağlığımızı bir şekilde korumak zorundayız. Çünkü akıl sağlığına pek de yatkın olmayan bazı durumlar demek ki var. Bunları anlatıyor. Dolayısıyla söylemek gerekiyor. Ama bir de ülkemizin progress haritasına baktığımız zaman, progress, secondary progress dediğimiz ikinci ilerletilmiş haritasına baktığımız zaman, burada da Jüpiter ve Güneş arasında güzel bir seksil açı var, hava üçgeni var. Bu da komşularımızla, kardeşlerimiz, aslında bu kardeşin kardeşi çatışmaları demiştim ki, kendi içimizdeki olan gerginlikler, muhalefet, siyasi konular, hatta bu terör yandaşlarının bile aslında kendi içimize kardeşin kardeşi zıttıkları ve kin nefretiyle doğan olaylar. Dolayısıyla bizim haritamızda bunların iyileşeceğine, bunların fikir birliğine varacağına dair daha ileriki süreçlerde göstergelerimiz de var. Ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki akla uymayan, ahlaka uymayan, hukuka uymayan davranışlar sonucunda ülkenin her yerinden ve dünyanın her yerinden ne yazık ki bir foseptik çukuru gibi patlıyor. Logarlar patlıyor. Söylediğim şey bu. Peki bunlar, soruyorsunuz, hepimize soruyorsunuz, bana da soruyorsunuz, ne zaman düzelecek? Biz ne zaman gerçekten akılcı, ahlaklı
ve hukuka yaraşır ve uygun şekilde seçimler yapmaya başladığımızda hepimiz o yılanın kalbine değil de kendi vicdanımızın üzerine elimizi koyduğumuzda ve bu gibi davranışlar sergilediğimizde bunlar olacaktır. Akrep burcundaki yeni ayın özellikle Satürn ve Venüs arasındaki kare açısı değişkenlerde, yani ikizler, yay, balık ve başak burçlarının ilişkilerini daha da gergin, krizli hale getirecektir. Diğer tarafta akrep burcundaki yeni ay boğa burçlarını, oğlak burçlarını, yengeç burçlarını, başak burçlarını ve diğer toprak burçlarının tamamını da yeni başlangıçlar için adım attıracaktır. Gökyüzünde ateş elementinin neredeyse yok denecek kadar olması, bu yeni ay sürecinde bir gün sonrasında hemen ve akabindeki süreçlerde Mars'ın ve Merkür'ün sonrasında Ateş Burcu'na geçmesi de bu olayları hızlı bir şekilde hareketlendirecek diyebiliriz. Önümüzdeki süreçlerde ve önümüzdeki 2025 yılıyla ilgili zaten buradaki olaylar, buradaki ekonomik krizler, siyasi krizler, kendi içimizdeki bu çatışmalar, gerginlikler, inanç ayrılıkları, fikir ayrılıkları, bunların içerisinden doğan çatışma ve gerginlikler ve kirli oyunlar, kirli ilişkiler, karanlık oyunlar, karanlık ilişkiler gün yüzüne çıkmaya devam edeceği için bu benim zaten aylar öncesinde yaptığım öngörüme de bizi ülke olarak götürecek gibi. Yani erken seçim konuşmaları artık siz de sosyal medyada gündemlerle okuyorsunuzdur. Buralara doğru götürecek gibi de görünüyor. Tabii ki o zamanki süreç içerisinde şu an için gerçekten öngörülemez bir zamanı deneyimliyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sözün bittiği yerdeyiz. İnançların neredeyse kırılma noktasına geldiği yerdeyiz. Neye inanacağımızı ve kime inanacağımızı bilmediğimiz bir yerdeyiz. O bizim gölgelerimiz, toplumda olan, dünyada olan her şey bizim kendi içimizdeki gölge arketiplerimizdir. Dolayısıyla eğer ki biz hepimiz bu videoyu izliyorsanız, size ulaşıyorsa, kendi içimizdeki düşmanı tanırsak, gölge arketiplerimizi tanırsak, kendimizi iyileştirebilirsek dünyaya da bir katkı sunmuş oluruz. Birlik, beraberlik, kardeşlik duygularından zarar gelmez. Neye, nasıl, ne kadar güveneceğimiz konusunda kendimizi ve bilincimizi geliştirmemiz gerekir. Çözüm soruluyor. İşte çözüm bunlardır. Çözüm bilinç kapılarını açmaktır. Zümrüt'ü Anka enerjisi vardır burada. Akrep artık bir şeylerin dışarı atılması demektir. Pisliğin de dışarı atılması, zehrin, toksitlerin de dışarı atılması demektir. Dolayısıyla biz içeride birikmiş olan iltihap, toksit ya da kirli ilişkiler, ne diyorsak vücutta veya vücut bulmuş ilişkilerde, ülkede, dünyada, bunlar dışarıya atılacaktır. Bunlar atılmadan iyileşme ne yazık ki gerçekleşemez. Şöyle düşünün, bir sivilceniz oluştu ve o sivilce artık iyice şişti ve bu içerisinden onun icraatı temizlenmeden orası iyileşmeyecektir. Tıpkı bunun gibi diyorum. Burçlar anlamında bu hafta size bir şey aktarmak istemiyorum. Çok dikkatli, çok kendimizi güvende olabileceğimiz, akıl sağlığımızı, beden sağlığımızı ve ruh sağlığımızı korumaya almamız, kendi yaşamımızı her şekilde güvence altına elimizden geldiğince tutmamız gereken bir süreç olduğundan bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki aile içi, toplumsal, sosyal krizlere, her türlü taşkınlıklara, kötülüklerin dışa vuruşuyla ilgili çok gebe bir gökyüzü var. Daha fazlasını ben buradan anlatmak istemiyorum açıkçası. Hepinizi çok seviyorum. Biz birlik olursak, el ele verirsek, kardeş kardeşin, insan insanın, insan iyiliğin elini tutarsa eğer, biz bu dünyanın
yaşadığımız bu zaman dilimindeki bu sahtekarlıkların, yalanların, kötülüklerin üstesinden ancak bu şekilde gelebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Ülkem ilelebet yaşa, Cumhuriyet sen çok yaşa diyoruz. Sonuna kadar Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda biz buradayız diyoruz. Hiç kimse korkmasın. Allah'ın koruması var. Allah'ın koruması tabii ki de bunlar bir deneyim. Geçip gidecektir. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.